genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar memleketimizin ve milletimizin hayrına yüzlerce önerge ve kanun teklif verdik. Ama üzülerek söylüyorum ki hemen hepsi reddedildi. Fındık üreticilerimizin talepleri doğrultusunda fındık üreticilerimizin sorunlarının araştırılması ve çözülmesi için verdiğimiz önergemiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Çayın tüm bileşenlerinden görüş alarak çayın ve çay üreticilerimizin sorunlarını çözecek çok güzel bir çay kanunu hazırladık. Tek bir maddesi dahi okunmadan, içinde ne var bakılmadan yine reddedildi. İstanbul Taksim'de vatandaşlarımızı hedef alan alçak bir terör saldırısı oldu. 6 vatandaşımız öldü. Yaralananlar oldu. Ölenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bu terör saldırısının tüm boyutlarıyla araştırılması ve gerçeklerin ortaya çıkması için verdiğimiz önergemiz de maalesef reddedildi. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın. Gerçekler ortaya çıksın istedik. Yine reddettiniz. Uyuşturucu trafiği ve uyuşturucu ticareti araştırılsın dedik. Onu da reddettiniz. Elektriğe, doğalgaza, kömüre yapılan ve milletin belini büken zamlar araştırılsın ve bu fahiş artışlar önlensin istedik. Yine reddettiniz. Üniversite öğrencilerimizin yurt ve barınma sorunlarının araştırılması ve bu sorunun çözülmesini istedik. Reddettiniz. Ev ve iş yeri kiraları bir anda 4-5 kat arttı. Bunun sebepleri araştırılsın ve bu sorun çözülsün istedik. Reddettiniz. Evlerde kullanılan elektrik, doğalgaz ve su faturalarından KDV alınmasını istedik. Bu teklifimizi de reddettiniz. Çiftçilerimizin kullandığı mazottan alınan ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını teklif ettik. Yine reddettiniz. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmasını ve emeklerimize verilen bayram ikramiyelerinin arttırılmasını önerdik. Bu tekliflerimizi de reddettiniz. Görüldüğü gibi hemen her teklifimizi reddettiniz ve aslında her reddinizle milletimizi mağdur ettiniz. Böyle siyaset olur mu arkadaşlar? Çıkın, 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 siz bu konularda kanun teklifi verin, önerge verin. Eğer kabul etmezsek namerdiz. Sözleşmeli öğretmenlerimizin kadroya alınmasını teklif etmişiz, yine red. Engelli vatandaşlarımıza kadro açılmasını önermişiz, onu dahi reddetmişsiniz. Esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılması ve o sorunların çözülmesini istemişiz, yine red. Suriyeli Afganlı mülteciler konusunda verdiğimiz önergeleri de reddetmişsiniz. Kamuda 3 maaş, 5 maaş alanlar var. Bunu kaldıralım diye verdiğimiz önergemizi de reddetmişsiniz. Daha sayayım mı? Ya sizin elleriniz hiç memleket milletin hayrına kalkmayacak mı arkadaşlar? Okuyan çocuklarımıza bir öğün yemek verelim dedik. Bunu bile reddettiniz. Allah sizi ıslah etsin. Allah size vicdan, merhamet versin. Bu değerli teklif ve önerilerimizi reddederken milletimizin menfaatini olmayan, hatta yerli tütün üreticilerimizi cezalandıran tütün yasasını kabul ettiniz. Özelleştirme adı altında bedavaya sattığınız limanların işletme hakkını ihalesiz bir şekilde 49 yıla çıkarmak için çok uğraştınız, uğraşmaya da devam ediyorsunuz. Dün meclise sunduğunuz bir elektrik piyasası kanun teklifi var. İçinde yine limanların 49 yıla ihalesiz biçimde çıkarılması maddesi var. Bu yasayı çıkarmak için neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Bu kadar çırpınmanızın sebebi ne? Çıkın millete bunu bir açıklayın. Bizler iyiyiz, biliyoruz ki bu çırpınışın asla milletimiz için değildir. Tamamen yandaş ve yabancılar içindir. Sizi uyarıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı ayaktadır. Dimdik ayaktadır hem de. Bu büyük ihanetten vazgeçin diyoruz. Değerli arkadaşlar, az önce iktidarın reddettiklerini sayarken esnaflarımızın desteklenmesiyle ilgili teklifimizi de reddettiğinizi söylemiştik. Bakın arkadaşlar, bakın. Ülkemizde sadece bu yıl 11 ayda 108.049 esnafımız dükkanını kapatmak zorunda kaldı. İflas etti, battı yani. Değerli arkadaşlar, bu siyah çantayı görüyorsunuz değil mi? Namusumuza battık diyen esnafların anahtarlarıyla dolu bir çanta. Üşenmedik, topladık. Bakın bu anahtarlar bu iktidar yüzünden, bunların kötü yönetimi yüzünden batan esnaflarımızın dükkanlarının anahtarları arkadaşlar. Bakın bu anahtarlar siz...
Tamamlayalım lütfen. Namusumuza battık diyen esnafların dükkanlarının anahtarı. Sizin kötü yönetiminiz yüzünden ekmek teknelerini kapatmak zorunda kalan esnaflarımızın anahtarları. 4 kat birden artan kiralarını ödeyemedikleri için, dükkan kirasını geçen elektrik faturalarını ödeyemedikleri için batan esnafların anahtarları. Kredi vermediğiniz için iflas eden esnafların anahtarları. Onlar batarken siz iktidar olarak sadece seyirci oldunuz. Yanlarında olmadınız, destek vermediniz. Onun için battılar. Size hususi selamları var. Onu da ileteyim, boynumda kalmasın. Aslında bu anahtarları önünüze atmamı istediler benden. Ama ben bunu yapmayacağım. Nezaketen ben bunu yapmayacağım. İnsanlarımız size güvendiler. Ülkeyi iyi yönetin, sorunlarımızı çözün diye iktidarın anahtarını size verdiler. Ama siz ne yaptınız?